Günler arkadaşlar, hepinize merhaba. Sizlerin görmüş olduğu rüyaların cevabını vermeye çalışıyorum. İnşallah bu konuda sizlerle beraber başarılı olacağız. Sizler sordukça biz en çok soruları biriktirip bunun arasında seçme yaparak özel içerikli videolar hazırlayıp sizlerle burada paylaşmaya devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, en çok sorulardan soru bir tanesi, rüyada Cumhurbaşkanı ile yürümek. Rüyada Cumhurbaşkanımız ile yürümek, Allah nasip ederse kişinin işleri bozgu ise, yürümüyor ise, aksi halde ise bunun yavaş yavaş sabırla aşılacağına, atlatacağına ve Allah'ın izniyle kişinin selamete çıkacağını gösterir. Rüyada Cumhurbaşkanımız ile oturduğunuzu görürseniz karşılıklı, yapmak istediğiniz işleri tekrar gözden geçirip ondan sonra biraz zamana bırakıp kafanızı dinleyerek, toparlayarak, istişare yaparak bir adım atmanız gerekebilir. Ki özellikle karşılıklı oturmak, yapacağınız işte başarılı olabilirsiniz. Ama sizin yapacağınız işle ilgili karşınızda başka bir rakip de olabilir. Ama ve lakin sizin karşınızda hangi rakip olursa olsun işinizde, gücünüzle alakalı veya özel hayatınızla alakalı ne olursa olsun şunu unutmayınız ki Cumhurbaşkanımızla karşılıklı oturmak her halükarda sizin güçleneceğinize ve karşınıza çıkacak olan rakipleri Allah'ın izniyle yeneceğinizi işaret eder. Yine sizden gelen sorulardan bir tanesi de rüyada Cumhurbaşkanımız ile yemek yemek diye sormuşsunuz. Cumhurbaşkanımızla beraber yemek yediğinizi görürseniz, hangi yemeği yediğiniz orada önemli arkadaşlar. Ama ben toplu halde söylüyorum. Çünkü birçok çeşit yemekler var biliyorsunuz. Hele ki Türk mutfağımızda binlerce yemek çeşitleri var. Onun için ben toplu halde sadece Cumhurbaşkanımızla yemek yeme ile alakalı açıklamamı yapayım. Cumhurbaşkanımızla oturup karşılıklı yemek yemeniz Allah nasip ederse sizin yapacağınız işte, güçte, özel hayatınızda hangi iş olursa olsun gerek devlet kapısı gerek özel sektörde başarıya ulaşacağınızı ve o işle alakalı kısmetlerinizin çoğalacağını işaret eder. Bekar bir hanım kardeşimiz veya bekar bir erkek kardeşimiz böyle bir rüya görürse Allah'ın izniyle adım atacağı evlilikte veya kurmak istediği bir yuva ile alakalı kendisinin çok ilerleyen güzel günlere kavuşup ilerleyen zaman içerisinde maddi ve manevi güce yavaş yavaş erişeceklerine işarettir. Hani ben evliliğe adım atarım, erkek kardeşimiz düşünebilir. Fakat hani bütçem az derse aslına bakarsanız Cumhurbaşkanımız da evliliğe adım atmaya çalışan bir kardeşimiz böyle bir durum yaşarsa rızkının Allah'ın izniyle artacağını yine işaret eder. Bekar hanım kardeşimiz eğer böyle bir şey görürse bu da Cenab-ı Allah'ın izniyle çevresinde bulunan temiz veya güvenilir veya durumu hali vakti yerinde bir ailenin kendisine talip geleceğini yine rüyası işaret eder. Kardeşlerim, sizlerden gelen rüyalardan, sorulardan bir tanesi Cumhurbaşkanımızın rüyada size yani bizlere bir şey vermesi. Verdiği cisim çok önemli. Cisim, nesne vesaire. Verdiği eşyanın, hediye etmiş olduğu eşyanın renkleri de çok önemli. Fakat ben yine de yüzeysel olarak burada toplu halde yorumlamak zorundayım. Cumhurbaşkanımız rüyada sizlere bir hediye veriyor ise Allah'ın izniyle elinize o aylarda bir fırsat geçebileceğini işaret eder. Fırsat dahilinde eğer bunun kıymetini bilirseniz orada çok kazançlı olacağınıza, bol günlere kavuşacağınıza işaret ettiği gibi aynı keza Cumhurbaşkanımızın dediğim gibi rüyada size bir şey hediye etmesi kişi her halükarda Allah'ın izniyle devlet kapısında yarım kalmışsa bir işi inşallah hayırla neticelenebileceğine ve kişinin dediğimiz gibi birçok olaylarda eline fırsatlar geçeceğine artık hani
Parantez içinde söylüyorum, şansının yaver gideceği diye bir kelime kullanılır. Şansının yaver gideceğine işaret eder. Kıymetli dostlarım, sizlerden gelen bir soru daha. Cumhurbaşkanımızla yan yana yürüdük diyorsunuz. Cumhurbaşkanımızla yan yana yürüyorsanız, eğer sol tarafında yürüyor iseniz, burada yapacağınız işlerde veya güçlerde veya beklemiş olduğunuz haberlerde bunlarla ilgili gelişmelerin biraz geç olabileceğini gösterir. Kan bağı olmayan bir takım kişilerin size destek vereceğini gösterir. Ama biraz daha çaba sarf etmeniz gerektiğini gösterir. Kıymetli kardeşlerim, eğer Cumhurbaşkanımızla sağ tarafınızda yürüyor iseniz, Cumhurbaşkanımızın sağ tarafındaysanız, yürüyorsanız beraber, burada kan bağı olan bazı kişilerin size destek vereceğine ve yarım kalan, yani bir türlü son neticeye varmayan, sürümcemede olan işlerinizin daha doğrusu Allah'ın izniyle güzel bir şekilde selamete çıkarak başarıyı elde edeceğinizi gösterir. Yine eğer bekar bir hanım kardeşimiz Cumhurbaşkanımızla sağ tarafında durarak yürüyor ise, o kişi, o kardeşimizin kan bağı olan aileler arasında birilerinin ya size talip olacağına, ya size talip getireceklerini işaret eder. Eğer sol tarafınızda ise tanımış olduğunuz, ailece görüşmüş olduğunuz, bildiğiniz bir takım ailelerin size yine talip getireceklerini yine size işaret eder. Ama bu talipler Allah'ın izniyle hayırlı taliplerdir. Kıymetli dostlarım, sizlerden gelen soruların cevabını vermeye çalıştık. İnşallah bir dahaki sefere bir rüya yorumlarında sorduğunuz soruları derleyip toparlayıp burada özel içerikli videolar çekerek sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlarım, suçi lisanım varsa affola, onu da biraz yaşlarımıza maruz görün. Sizleri seviyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Tüm kainatın sahibi olan Yüce Allah'a sizlere emanet ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.